Bıçaklar ve Ekipmanlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Şattın Kuramaku serisine ait güzel bir seramik taş incelemesi yapacağız. Ama bu inceleme için bize destek olan Ali Karakaş. <laughs> Ali Karakaş, erkekte bir dünya markası. Evet Ali Bey'in göndermiş olduğu bir taş bana mesaj attı. Dedi ki Çağdaş Bey böyle çok güzel iki tane taşım var. Biri 1500 girit biri 6000 girit. İncelemek ister misiniz dedim. Seve seve. Peki biz bu tarz ara taşları ne zaman kullanacağız? Hangi koşullarda kullanacağız? Niçin lazım olacak? Sürbisa'ya ait bu bıçağın normalde 800 bin seviyelerinde bırakılması makuldür. Çünkü bu çelik 1500'leri, 2000'leri, 3000'leri taşıyacak bir özelliğe sahip değil. Çünkü sertlik derecesi 54-55 civarında. Bakın bu çok çok önemli. Şimdi diyeceksiniz ki e, senin de yapmış olduğun 41.16 seri var. Ama sen onlarla işte 2000'e 3000'e kadar çıkılabileceğini söylüyorsun. Evet çıkılabilir. Çünkü biz çeliklerin sertliğini 57-58 civarında ayarlıyoruz. Şimdi normalde Türkiye'de masat kullanma alışkanlığı var biliyorsunuz. Çubuk masatları şak şuk sağdan soldan vuruyorlar ve kullanmaya devam ediyorlar. Piyasa bıçağı dediğimiz bu ürünlerin zaten 52-55-56 aralığında yapılmasının sebebi de bu. Masata gelsin yani masat kullanması kolay olsun. Masatın kullanılma düsturunda biliyorsunuz masatın çelikten sert olması gerekiyor. Yani bu 54-55 HRC ise kullandığınız masat minimum 58-59 HRC olmalı ki etki edebilsin. 54 HRC'lik bir çeliğe tutup da 50 HRC'lik bir masat kullanırsanız bıçağınız masatı yemeye başlar. Fizik kanunlarını biliyorsunuz. Aşındıran nesne aşındırılan nesneden sert olmak zorunda. Bu sebepten çeliğin segmenti kadar sertliği de önemli. Hangi seviyelerle, hangi ürünlerle işlem yapacağınız. Diyelim ki takılmalar yaşadınız. İşte 1500'le strop attınız ama istediğiniz seviyeye gelmiyor bir türlü. Lan 10 kere 20 kere strop atıyorum ama istediğim performansı alamıyorum. Bakın işte bunu dediğiniz an diyeceksiniz ki he kesici ağızda bir kalınlık var. Bıçağın keskin olması için yapılan işlemle ağzı gönyeyi almak değil mi? Normalde bu bıçaklar fabrikadan çıkarken zaten 180 kum 200 kum civarında şerit zımparalarda. İşlem görüyor sonra da size sevk ediliyor. Siz kutusundan çıkarttığınız zaman diyorsunuz ki üf abi acayip keskin. Çünkü keskinliğin girit derecesiyle bir alakası yok. Açıyla alakası var. Dolayısıyla yüksek giritlerde strop attınız ama keyif almıyorsunuz. O zaman ağzı inceltmeniz gerekir. İşte o vakit düşük giritlere inebilirsiniz. Bilgileri paylaştığımıza göre yavaş yavaş taşla ilgili işlem yapmaya başlayalım. Hemen şöyle bir damlatalım. Biliyorsunuz bu islat ve kullan canim taşlara bayılırım. Splash and go dediğimiz. Şimdi laps diye koydun hemen bilemeye başladın diyeceksiniz. Haklısınız. El alışkanlığı özür dilerim. İlk defa ya da pratiklik kazanmak açısından işlem yapan insanlar için kolay olan yöntem şudur. Koydunuz yerli bıçaklar için konuşuyorum. Tutuş pozisyonunu ayarladıktan sonra kaldırdınız sırtını. Serçe parmağınızın ilk boğumu şöyle yarıya kadar bıçağın altına girecek arkadaşlar. Bu ortalama 20 derecedir. Bunu yakaladınız, işleminizi yapmaya başladınız. Tabii ki yerli bıçak diye 20 ile bilemek zorunda da değilsiniz. Canınız isterse şu açıyı biraz daraltırsınız. 16'lara indirirsiniz. Öyle de işlem yaparsınız. Bıçağın ağzı incelce için çok daha keskin bir hale gelir. Doğru ama çelik, orta segment, sertlik nispeten düşük daha hızlı körelir. Bunun tercihi size bağlı. Yani bunun kararını verecek olan sizsiniz. Benim zaten elimde bileme taşlarım var. İşte ben düşük gilitlerde işlem yaparım. 3 günde bir işlem yaparım. Hiç sıkıntı değil diyorsanız istediğiniz açıyla bileme yapabilirsiniz. Diğer bir noktada şu. Bu bıçak fabrikadan ortalama 18-20 dereceyle çıktı diye ömür boyu bunu 18-20 ile kullanmak zorunda da değilsiniz. Ağız açısını siz istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Tercihlerinizle ve beklentilerinizle alakalı bir süreçtir bileyleme, işleme. Şöyle yapıyoruz hemen. Bakalım aşındırma olayına. Birkaç pasaj geçtik. Bıçağımızı bir silelim. Zaten buradan görürsünüz simsiyah. Taşın üzerinde yine siyah partiküller mevcut. Gayet naif bir şekilde aşındırma yapıyor. Bakın, taş çok agresif değil. Tamam. 1500 ara bir seviye. Yani normalde kullandığımız 1000, 3000, 5000 skalasında yer almıyor. Ara bir seviye tekrar söylüyorum. Gayet keyifli bir şekilde, naif bir şekilde işlem yapıyor. Hemen ters yanağa geçelim. Ters yanakta da durum aynı. Yine taşın altına parmağınızı sokuyorsunuz. Diyorsunuz ki yarıya kadar girdiyse sıkıntı yok. Bu 20 derecedir. İşleminizi yapmaya başlıyorsunuz. Evet bakalım. Güzel minik küçük bir işlem yaptık. Hemen taşı kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi simsiyah partiküller akıyor. Taşımızı silelim. Buraya da bulaştı. Şunları eleştirmemiz lazım. Normalde kıstaslarımızı biliyorsunuz. Suyu tutma oranı, dayanıklılık, aşındırma düzeyi, fiyat performans. Bu dört unsura bakacağız. Suyu tutma oranı ile ilgili arka planı zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Hava zaten soğuk. Kış aylarındayız. Dolayısıyla buharlaşma oranı düşük olduğu için gayet başarılı. Ama yaz döneminde ne olur bilemem. Yüzey dayanıklılığı anlamında benim uygulamış olduğum teknikte evet bu taş kolay kolay bel vermez. Biliyorsunuz ben bıçağın kendi ağırlığını kullanarak yanak eksiltme yöntemiyle keskinleştirme işlemleri yapıyorum. Ama maalesef hala ve hala işte Yunan'a dalar gibi böyle bastıra bastıra işlem yapan insanlar var ve taşları çok çabuk eriyor. Taşın kalitesi ne olursa olsun, üretim süreci ne olursa olsun, taşın ömrü sizin yapmış olduğunuz THANKS işlemin tekniği ile alakalıdır. Bu anlamda benim uygulamış olduğum teknikle evet yüzey dayanımı çok güzel. E tabii ki çamurlaşma oranı var yani. Diyemeyiz ki sıfır bir şekilde hiçbir şekilde aşınmıyor. Bu zaman içerisinde eriyecek. Burada da şöyle bir durum var. Dünya bu konuda hani ikiye bölünmüş durumda. Bir grup diyor ki taşın çamurlaşması bileme işlemlerinde faydalıdır. Bir grup da diyor ki ne alakası var? Benim durduğum yeri soracak olursanız evet ben ne alakası var diyen kesim benim. Çünkü sentetik taşlarda böyle bir durum söz konusu değil. Net bilgidir bu. Sentetik taşlar. Yani insan eliyle oluşturulmuş bu yapıların her yerinde aynı aşındırıcı miktarı vardır. Bakın bu çok önemli. Yani bu taşın burasında da santimetre karede 1500 aşındırıcı var. Burasında da, burasında da, burasında da, burasında da. Bu değişmez. Kaliteli taşlar için konuşuyorum. Bakın üst segment taşlar için konuşuyorum. Bu görüş yer altından çıkarılan doğal taşlarda geçerlidir. Tektonik hareketler sonucu oluşan o plakalardan çıkartılan o ürünlerin her yerindeki mineral yoğunluğu aynı değildir. Yani bir yağ taşı, kara taş ya da girit taşı zannediyor musunuz ki her yerinde 1200 ile 2000'i sağlıyor? Biz zaten niye skala veriyoruz yağ taşları için? Ortalama 1200 ile 2000 girit aralığındadır yağ taşları. Sebebi şu, Şimdi aldığınız bir tane girit taşı. Şurasında taşın 1400, burasında 1800, burada 1270, burada 1118. Artık hani ne çıkarsa. Çünkü doğal belli bir tektonik hareketin sonucu olarak sıkışmayla oluşuyor bu taşlar. Sen bunun her yerinde aynı giriti alamazsın. Dolayısıyla sen taşta işlem yaptıkça bıçağın temas ettiği bölgedeki çamurlaşma girit derecelerinin dengelenmesini sağlıyor. E bu da neye yarıyor? Sen işlem yaptıkça o çamur katmanı temas ettiği yerlerde de aşındırma görevi görüyor. Bu sebepten ötürü sentetik taşlar için çamurlaşma oranı düşük olmalıdır. Doğal taşlarda çamurlaşma oranı evet faydalıdır. Bu konuya da ışık tuttuğumuza göre toparlayalım. Suyu tutma oranı şu an için düzgün. Çamurlaşma oranı az benim tekniğimle alakalı olarak. Aşındırma düzeyi gayet keyifli. Parlatma düzeyine bakalım. Değil mi? Bak bunu mesela çok es geçiyoruz normalde konularda. 1500 gritlik bir taş için normal diyebileceğimiz güzel bir parlatma düzeyi var. Evet yani muhteşem diyemem. 1500 grit seviyelerindeki bir taş için kabul edilebilir düzeyde bir parlaklık sunuyor. Tabii ki daha iyilerini deneyimledik. Şimdi fiyatıyla ilgili konuşalım biraz da değil mi? Hepsini eleştirdiğimize göre. Yaklaşık olarak 3000-3500 lira seviyelerinde satılan bir taş. Alınır mı? Alınır. Net söyleyeyim yani parası olan varsa evet gönül rahatlığıyla alabilir. Ama şunu beklerdim yani 1500 girit gibi bir ara giriti almaktansa işte 3000 olur, 5000 olur, 10.000 olur bu tarz Üst giritlere yönelmeniz çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bunu da neden söylüyorum? Evet seramik bir taş ama 1200 giritlik bir Makita'dan bahsediyoruz. Diğer tarafta King firmasına ait bir Japon bileme taşı. Yani 1200 gritle 1500 giritin arasında uçurum yok. Bak buna da çok dikkat edin. Biz zannediyoruz ki işte 1000 giritle 1500 girit arasında muazzam bir seramik öyle bir şey yok. Zannedildiği gibi arada bir uçurum yok. Yani... 1200'de işlem yaptım işte 1500'e vurmadan 2000'e geçemem. Öyle bir şey yok. Ve aralarında da aman aman fark yok. Dolayısıyla Makita gibi bir taşa 400 lira 500 lira bareminde sahip olarak aynı performansı almak varken tutup 3000-3500 lira vererek aynı performansla devam etmek eleştirilmesi gereken bir konu. Çok net bir şekilde bu kıstasa vurduğumuzda ben Makita'yı almanızı tercih ederim. Bütçesi ona uygun olanlar için. Aradaki fark tabii ki biri batırma taşı, biraz hazırlığı var, kurutma işlemi var. Birisi Sıplaşengo, ıslat ve kullanacağım. Yani. yani bu rahat ama ortalama 8-9 kat para verecek kadar bir konfor sağlıyor mu? Asla sağlamıyor. Bunu da dürüst bir şekilde söylemek lazım. Bunun bir de kardeşi var. Onu bir sonraki içeriye saklıyorum. 6000 giritlik bir Kuramaku yine bizle beraber olacak. Ali Karakaş gönderdi. <laughs> Ali Karakaş erkekte bir dünya markası. <laughs> Araya da reklam alırım hiç acımam yani. Çok güzel reklam alıyorum. Gülelim diye yapıyorum ha Ali Bey buradan sakın alınmasın ben birbirimizi seven insanlarız en nihayetinde. Evet eleştirilerimizi yaptık. Ali Bey'in yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Sağ olsun 6000'liği de gönderdi. Dediğim gibi onu da inceleyeceğiz, eleştireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Fiyat performans açısından da tekrar söylüyorum. Aynı seviyeleri sunması bakımından Makita'ya yönelmeniz çok daha iyi olur. Ama para bok. Ben marka düşkünüyüm. İşte bu işle iştigal eden arkadaşlarla herhangi bir mecliste oturup da böyle istişare ederken hava atmak istiyorum diyorsan al arkadaş. Hava attırır. Sen ne kullanıyorsun? Ya bende çitlenbik var. <laughs> çitlenbik nedir ya? <laughs> ben Shepton kullanıyorum. Kuramaku. Yani böyle ağzın niye öyle deyip Cem Yılmaz'a atıp da bulunmayacağım ama sen aldın mesajı. Tercih sizin arkadaşlar. Ben taştan memnunum ama bu parayı ben bu taşa verir miyim? Yani vermem yani net söyleyeyim. Alınabilir ama ben olsam bu taşa yönelmem net bir şekilde. Eleştiriyoruz. Suyu tutma oranı şu an için yogatta. Aşındırma düzeyi şu an için yogatta. Dayanıklılık benim tekniğimde yogatta. Parlaklık request in pace. Fiyat performansa vuracak olursak da tekrar söylüyorum request in pace. Request in pace İtalyanca rest in peace yani huzur içinde yat demek. Evet içeriğin sonuna geldik. Buralarda adresler mevcut. Kampanyaları kaçırmayın deri masatlar şu an indirimde. Ahşap bakım macunu hediyesi var. Setler indirimde zam gelmeden alın, değerlendirin el yapımı özel bıçaklarınız olsun. Mutfağınıza değer katın. Videoyu beğenip paylaşın. Bak bu beleş beleş. Sadece orada katıl butonu var ya o paralı. Ki paralı içerik üretmesek de siz oraya da 5-10 lira atın da sokak hayvanları için mamacıklar alalım. Gezip dolaşıp bunları ulaştıralım. Onlar da doysunlar malum kış ayları zorlu geçiyor. Evet aklınıza takılan değinmediğim ya da merak ettiğiniz hususlarda lütfen bana ulaşın. Bir sonraki içerikte görüşelim. Hoşçakalın.